Aranın ardından tekrar birlikteyiz. Böyle ilk bölümde biraz ağır haberlerle gittik aslında. Bir vefat haberi üstüne bazı sağlık problemleri. Ama şöyle kısa bir ara verdik. Kendimizi toparladık. Umarım sizler de kendinizi toparlamışsınızdır. Şöyle çaylarınızı, kahvelerinizi de tazelediyseniz birazcık böyle kendimize gelelim değil mi? Birazcık enerjimizi, modumuzu biraz yükseltelim birazcık. Şimdi enerjimizi çok yükseltecek bir isme gideceğiz. Çünkü ondaki enerji hiçbirimizde yok. Kimden bahsediyorum? Ajda Pekkan. Evet, süperstar. Ajda Pekkan hayatının ilk stadyum konserini vermeye hazırlanıyor. Evet. Bu çok önemli bir şey. Kendisi de zaten bu konuda bir açıklama yapıyor ve bu konserde yalnız da olmayacak. Öncelikle şöyle söylüyor kendisi. 12 Haziran Beşiktaş Stadyumu, Ajda ve arkadaşları. Tabii ki merak ediyorsunuz kim bu arkadaşları. Çok sevdiğim arkadaşlarım, gönlüme dokunan sesler diye ufak bir tüyo vermiş olayım. İlerleyen zamanlarda zaten detayları öğreneceksiniz. Uzun soluklu kariyerimde bir ilk olması bakımından da Beşiktaş Stadyumu konserini çok önemsiyorum ve büyük heyecan içinde hummalı bir hazırlık sürecindeyiz. Hepimiz için unutulmaz bir hatıra, hafızalardan silinmeyecek bir gece olması dileğiyle, öyleyse 12 Haziran'da sağlıkla ve huzurla, heyecan ve aşkla siz çok sevdiklerimle buluşmak üzere diyor. Oldukça evet, heyecanlı olduğu şimdi belli. Şimdi bu konserin detaylarını paylaşacağız sizinle az sonra. Çünkü merak ediyorsunuz fiyatlar, kimler olacak sahnede falan, ama öncesinde 77 yaşındaki bu genç kızın bizim örnek aldığımız bu inanılmaz enerjik ismin sahne görüntülerine sizi götürmek istiyorum. Nasıl bir şovla karşılaşacağız? Şöyle bir hatırlamış olalım. Sonrasında bilet fiyatları ile ilgili bilgilendirme yapacağım. Evet. Ajda Pekkan konserlerini izlerken bir Madonna konseri, bir Jennifer Lopez konserine gitmiş gibi oluyorum açıkçası. Evet, gerçekten o çok şovlar, etkileyici. O şovlar, kıyafetler. Yani süperstar lakabı kendisine boşuna verilmemiş. Öyle. Bunu sonuna kadar hak eden bir isim. Daha yerini dolduracak biri de çıkmadı açık konuşmak gerekirse. Adaylar öyle var ama henüz daha bir Ajda Pekkan olacak isim yok. Bu konserler işte nerelerde? Kuruçeşme'de, Harbiye'de verilen konserler birçoğu. Ama stadyum konseri hem çok büyük tabii, bir alan, çok büyük hem bir de alan ilk defa olacağı için çok sıkı hazırlanılıyor. Çok harika özel bir şey çıkacak karşımıza olacak Haziran'da. Evet, yani bizim büyük bir merakla bekliyoruz o görüntüleri. Ajda Pekkan ve arkadaşları. Şimdi evet, arkadaşları kim? Onlardan bahsedeyim sizlere. Şöyle ki, konserde Selda Bağcan, Nilüfer, Kenan Doğulu, Sıla, Edis, Cem Adrian, Mabel Matiz gibi isimler de yer alacak. Yani biz sadece Ajda Pekkan değil, aslında çok büyük bir şov izlemiş olacağız bu konserde. Evet. Bu kadar ünlü ismin aynı sahnede bir araya geldiği başka bir konser hatırlamıyorum ülkemizde. Ben de hatırlamıyorum evet, ve arkadaşlarını gönlüme dokunan sesler diye tanımlamış olması
Ayrıca çok hoş. Ama bakar mısın yani isimlere? Selda Bağcan var, Nilüfer, Kenan Doğulu, Sıla Ediz, yani Cem Adrian. Hakikaten böyle en iyilerin toplandığı Şampiyonlar bir Ligi, ekip gerçekten olmuş. Hakikaten Şampiyonlar Ligi gibi. Tabii bilet fiyatlarından da hemen bahsedelim. Çünkü eminim pek çok kişi bu konsere gitmek isteyecek. Sevindirici olan yanı şu ki her bütçeye uygun bilet var konserde. 700 liradan başlıyor bilet fiyatları. 15 bin liraya kadar çıkıyor. Yani evet, baktığımız zaman her bütçeye uygun bilet bulmak mümkün. Aslında maç biletlerine benzettim ben bu durumu. Zaten bir stadyum konseri. Muhtemelen oradaki işte oturma alanlarının durumuna göre aynı maçlardaki gibi bir fiyat skalası evet belirlediler. Ama güzel olan dediğim gibi her bütçeye uygun. Yani 700 lirayı pek çok insan verebilir. Yani gerçekten verilir. Böyle bir konser, böyle bir konser için, için verilir. Böyle bir zaten hali hazırda bir tiyatroya gitmeye kalktığımızda ya da birisini izlemeye gitmeye çalıştığımızda çok daha fazla fiyatlar çıkıyor karşımıza son zamanlarda. Daha küçük salonlarda ve tek kişilik konserlerin fiyatı bunlardan daha pahalı oluyor bu bahsettiğimiz sayılarda. Tabii tabii. Şimdi böyle bir ekibi izlemeye, Ajda Pekkan'ı izlemeye gitmek için yani 700 lira... bence yani, çok makul yani. Gerçekten makul bir fiyat. Şöyle ki en son mesela gittiğim tiyatroyu düşünüyorum. Özel bir tiyatroya gitmiştim seyretmeye. Yanlış hatırlamıyorsam bilet fiyatı 800 ya da 850 lira gibi bir rakamdı. Yani birlikte gittik hatta. O yüzden hatırlarsın. Yani dolayısıyla böyle bu kadar ünlü ismi dinlemek için 700 lira verilebilir bir rakam. Ama tabii dediğim gibi bu bir skala, 15 bin liraya kadar ilerliyor fiyatlar. Artık bütçesine kimin hangisi uyuyorsa ona göre tercih edilebilir ve o atmosferi tadabilir. Gerçekten çok nadir olacak bir konser bu yani. Her zaman denk gelinmeyecek bir konser. Yani nefesler tutuldu. Haziran'ı bekliyoruz şu anda. Şimdi bu haberden başka bir isme geçeceğiz. Murat Başaran'a gideceğiz. Evet. Murat Başaran aslında bizim çok geçmişten tanıdığımız bir isim. 90'ların ama starı. Ama son zamanlarda unutulmaya yüz tuttu, ne yalan söyleyelim. Ama bunda kendi hatası da var. Ortalarda yok çünkü. Aslında yani, şöyle şarkılar yaptı Murat Başaran o aralarda ama asla 90'lardaki gibi olmadı o şarkılar. Ama çok ortalarda da yok. Yani görmüyoruz. Çok fazla bir işte sahne çalışması, kliplendirme çalışması vesaire, çok fazla eskisi kadar aktif görmüyoruz kendisini. Sevenleri de bundan çok şikayet ediyorlardı zaten. Ama şimdi müjdeli bir haber geldi. Çünkü yeni bir teklisi çıktı. Fakat şöyle yapmak istiyorum. Yeni tekliden önce biz Murat Başaran'ı bir hatırlayalım. Çünkü gerçekten aslında çok sevilen ve hepimizin ağzına dolanmış şarkıları var. Fakat yeni kuşak, özellikle Z kuşağı bu şarkıların çoğunun Murat Başaran'a ait olduğunu dahi bilmiyor. O yüzden bir hatırlatalım önce. Verelim şarkıyı. Bir öpücük kesmez beni belalım. Canım ister daha da seni sarayım. Yokluğunda gecelerde yanarım. Yakacaksa yaksın beni belalım. Evet. Bu o kadar güzel eserden sadece bir tanesiydi. Evet. Dediğim gibi mesela bu şarkıyı pek çok kişi bilir. Hemen böyle eşlik edersiniz bir yerde duyunca ama yeni kuşakta özellikle Murat Başaran'a ait olmadığını bilen çok fazla gencimiz var. Biz böyle bir hatırlatmış olduk. Peki yeni şarkısının ismi Beni Sen Göm. Evet. Oldukça enteresan bir şarkı ismi olmuş. Şarkıyı biz dinledik. Bakalım siz beğenecek misiniz? Bir de size dinletelim. Ardından konuşalım şarkıyla ilgili. Gün gelir de ölürsem bir yerde kimse de demem mi beni? Beni sen gör, sen gör. Hangi ayrılık, ayrılık bu kadar koya, bu kadar koy insanı. Bu kadar döner yangına, bir umut ver Allah aşkına, mahşere kadar beklerim. Deli gibi özlettin yeter.
son ver artık son. Bu suskunluğa. Sabahım, gündüzüm, gecem, son kapım, son pencerem, aşkım, yeminim, tövbem, beni sen sev, beni sen sev. Küstüğüm gecelerde, sustum hecelerde, kurdum kadehlerde, beni sen bul. Eğer varsa kaderimde, senden uzak bir yerde, ölürsem gün gelir de, beni sen gör, beni sen gör. Yanıp dönsem küllere, bırakma kimselere, hiç olmazsa kalbine, kalbine, beni sen gör. Aşkım, yeminim, tövbem, beni sen sev, beni sen sev. Küstüğüm gecelerde, sustum hecelerde, kurdum kadehlerde, beni sen bul. Eğer varsa kaderimde, senden uzak bir yerde, ölürsem gün gelir de, beni sen gör, beni sen gör. Yanıp dönsem küllere, bırakma kimselere, hiç olmazsa kalbine, beni sen gör. Ay dediğim bir şarkı oldu gerçekten. Şöyle, senin de her zaman söylediğin gibi her şey güzel olmuş diyemeyiz. Biz objektif konuşuyoruz biliyorsunuz sevgili izleyenler. Bu şarkıyı ben hiç beğenmedim. Şöyle beğenmedim. Yani şarkının ismi Beni Sen Göm, şarkı beni gömdü. Cidden. Neden beğenmedim hemen onu söyleyeyim. Bir kere artık şu elektronik altyapıdan çok sıkıldığım gibi gerçekten daralıyorum, bunalıyorum. Allah'ım sen duy sesimi yani bu elektronik altyapı yüzünden. Sözler de çok hoşuma gitmedi. Levent Solmaz yeni bir müzisyen. Kendisi bu tarzı benimsemiş olabilir ama Murat Başaran çok iyi bir popçuydu. Yani pop şarkılar yapıyor. Bu tarz şarkılar yapmıyordu genellikle. Murat Başaran'la ilgili tek sevindiğim şey şu durumda hiç değişmemiş neredeyse. Yıllar onun gençliğinden bir şey götürmemiş. Sesi de yerli yerinde gerçekten. Özlemişim yani sesini. Fakat bu şarkı değil sevgili Murat Başaran. Yani şöyle ne söyleyeceğimi bilemiyorum kimseyi üzmeden ama ben Murat Başaran şarkılarını çok severdim. Ben de gerçekten, çok severim. Hala da böyle dinlerim. İçimizi açan şarkılar yapar. Bunu illa şöyle algılamamak lazım. Slow ya da hareketli diye düşünmeyin. Yani Murat Başaran'ın bugüne kadar yaptığı slow şarkılar da insanın içini açan şarkılardı. Hani insan böyle bunalmadan da slow şarkı dinleyebilir yani. Ama şarkının gerçekten müzik altyapısı beni o kadar sıktı ki hakikaten böyle beni sen göm dedim yani artık göm beni. Ay gömdü zaten işte bizi. Ve hani sosyal medya yorumları da şarkının hep bu yönde. İşte Murat Başaran bizi gömdü, beni sen göm dedi bizi gömdü falan gibi şeyler var, yorumlar var.
Yani tabii biz Murat Başaran'dan çok daha farklı çalışmalar bekliyorduk. Bu şarkı bir Murat Başaran şarkısı olarak bizi tatmin etmedi. Bizim beklentimiz belki çok yüksek olduğu için, söz konusu Murat Başaran olduğu için beklentimiz çok yüksekti. Dolayısıyla evet, bu yüksek beklentiyi karşılamadı. Başka bir isim bu şarkıyı çıkarmış olsaydı belki bu kadar olumsuz yorum yapmıyor belki olabilirdik. Ama Murat Başaran'dan çok daha büyük başarılar gördüğümüz için, çok daha iyilerini dinlediğimiz için şarkı bizim için hayal kırıklığı oldu. Fakat sevindirici yanı Murat Başaran'ın tekrar bir şeyler üretiyor olması, tekrar bir şeyler yapıyor olması. Ben en kısa sürede kendisinin tek olarak bir tekli çıkarmasını bekliyorum. Çünkü evet, şöyle söylemek istiyorum. Düetler son zamanlarda çok popüler. Pek çok isim bir araya gelip düet çalışmaları yapıyor. Ama düet dediğimiz zaman ortadaki uyum çok önemli. Evet. Yani iki şarkıcının seslerinin uyuması, tarzlarının uyuması, ses renklerinin benzemesi, stillerinin uyuşması. Yani bu çok farklı bir konu, düet konusu. Herkes herkesle düet yapmamalı. Çünkü gerçekten eğer uyumlu olmayan, uygun olmayan iki insan düet yaparsa gerçekten o şarkı mahvoluyor benim gözümde. Ve ben şimdi baktığım zaman burada Murat Başaran zaten başarısı bir tarafa, yani çok başarılı bir isim. Levent Solmaz yeni çıkmış bir arkadaşımız ama aslında çok başarılı bir sesi var. Fakat bu iki ismi ben bir araya getiremiyorum. Ben de getiremedim. Hiçbir anlamda getiremiyorum. Tarzları da birbirinden çok farklı. Sesler de ne yazık ki birbirine hiç uyumlu değil. Beni rahatsız etti dinlerken iki sesi aynı anda duymak. Çünkü çok başka taraflardalar ikisi. Yani şöyle. Yani mesela bu şarkıyı belki tek başına Murat Başaran seslendirse daha ılımlı yaklaşabilirdim. Ya da tek başına Levent Solmaz seslendirse daha ılımlı yaklaşabilirdim ama bu ikiliyi çok birbirine uygun bulmadım. Ayrıca bu şarkı benim gözümde Levent Solmaz'ın tarzına daha uygun bir şarkı olmuş. Katiyen yani çok Murat Başaran'lık bir şarkı değil bu. Keşke düet yapmasalardı. Levent Solmaz tek başına çıkarsaydı bu şarkıyı, Murat Başaran evet, da kendi tarzında başka bir şarkı çıkarsaydı. Katiyen katılıyorum. Tam Levent Solmaz'ın sesinin gideceği bir şarkı. Levent Solmaz'la Semih Cenk düet yapmış olsaydı bu şarkıda belki daha makul karşılayabilirdik. Çok güzel olurdu. Daha şarkıyı yükseltirdi gerçekten evet, bu. Ama Murat Başaran'ı popçu kimliğiyle tanıdığımız için olmadı. Ama ben de senin gibi Murat Başaran'dan yaz aylarına doğru şöyle 90'lardaki gibi hareketli bir şarkı yapmasını canı gönülden istiyorum. Harika olacaktır evet, diye düşünüyorum. Evet, biz bunu ısınma turu olarak kabul öyle ediyoruz sevgili Murat Başaran. Biz bunu böyle kabul ediyoruz. Yeni bir çalışma bekliyoruz senden. Peki, şimdi Serenay Sarıkaya'ya gidelim öyleyse. Evet. Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yaptı. Ancak bu paylaşım biraz manidar bir paylaşımdı. Paylaşımın altına yazdıkları da öyleydi. Şimdi hızla o paylaşımı görelim arkadaşlar. Bu fotoğrafı paylaşarak altına şu notu düşüyor. Ne zaman kelebek görsem bu benim dünyamda her şey güzel olacak demektir. Ve bir kelebek çift gördüm, dans ediyorlardı kalp kalbe. Kalp kalbe karşı derler, sen de üzüldün mü şarkısı geldi aklıma burada. Şöyle ki evet, tabii Mert Demir'e sevgilerle yazsaymış sonuna da mesaj tam olarak gideceği yere gidermiş ama biz anladık zaten, aldık kabul ettik. Yani Serenay sanıyorum ki yavaş yavaş aşık oluyor. Öyle bir imaj var, öyle bir algı da var. Yani Mert Demir midir bu kişi? Bilemiyoruz tabii ki, sürpriz bir şey de çıkabilir ortaya ama çok yüksek ihtimalle Mert Demir gibi görünüyor. Şimdi şöyle, geçtiğimiz günlerde teyit edilmemiş bir bilgi vardı magazin camiasında Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ilişkilerini bitirdiği yönünde. Ama biz bu haberleri tabii niye almaya tercih etmedik? Zaten bir ilişkinin başladığına dair kesin bir bilgi paylaşmadık. Kendileri de paylaşmadı. Ve asılsız bir iddia olabileceği sebebiyle böyle bir haberi de paylaşma gereksinimi duymadık. Ancak böyle bir şey de söylenmişti. Hani artık görüşmüyorlar, konuşmak istemiyorlar gibi. Evet. Fakat Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı Mert Demir'e midir bilemiyoruz ama tam da aslında onaymış gibi görünüyor. Ve tam da bu haberin tersini ima eder nitelikte.
Yani bir kelebek çift gördüm. Dans ediyorlardı kalp kalbe. Yani bir çift kelebek değil bak, kelebek çift. Dans ediyorlardı kalp kalbe. Yani burada tabii ki aşksal bir mana var gibi geliyor bana açıkçası. Evet. Yani çok açık ve net zaten. Ortada her şey. Fazla söylenecek bir şey de yok. İnşallah mutlu olur Serenay. Yakın zamanda bir açıklamada duyarız diye hissediyorum. Yani çok da üzerine konuşulacak bir konu değil bu. Peki. Evet. Şimdi sıradaki haberimize doğru gidelim. Petek Dinçöz'e gideceğiz. Çünkü Petek Dinçöz yeni gelmedim, geri geldim dedi ve sahnede takılarıyla dudak uçuklattı. Kıbrıs'ta sahne aldı geçtiğimiz günlerde. Kostümü, sahne şovu ve ama en önemlisi de 150 bin dolarlık takıları. Çok konuşuldu Petek Dinçöz'ün. Önce sahnesine gidelim, ardından Petek Dinçöz'ün açıklamalarını paylaşacağım. Öncelikle şahane görünüyor sahnede. Ben Petek Dinçöz'ü oldum olası çok beğenirim. Yaşam öyküsünü de çok manalı buluyorum aslında. Gerçekten çok savaşılmış bir öykü bir yerlere gelinebilmek adına. Tek başına çok savaşılmış, savaş verilmiş bir öykü. Bir gün belki onun biyografisiyle ilgili özel bir haber yaparız. Hatta ismiyle ilgili de biliyorsun. Petek aslında bebeğinin ismidir Petek Dinçöz'ün. Çok özel bir hikaye. Dolayısıyla benim çok takdir ettiğim, çok beğendiğim bir isim Petek Dinçöz. Hem hayattaki duruşunu, hem bunca zaman başardığı şeyleri, hem de sahnesini, sesini, az solistliğini gerçekten beğeniyorum. Türkiye'deki sayılı az solistlerden biri aslında. Evet. Gerçekten başarılı bir ses yani ve o hakikaten bizim görmeye alışkın olduğumuz o az solist imajı, duruşu Petek Dinçöz'de var. Evet. Ve geçmişte de zaten çok büyük işlere, başarılara imza attı. Ancak bir dönem tabii ki ara verdi kendisi. Evlendi, evlat sahibi oldu. Farklı bir süreç geçirdi. Bununla ilgili de aslında bir açıklama yaptı sahnesinde. Şöyle söyledi, öncelikle kendi haliyle ilgili bir açıklama yaptı. Çünkü çok fit bir görüntüye sahip, 43 yaşında artık Petek Dinçöz. Yediklerime dikkat ediyorum, kiloma dikkat ediyorum. Evde anneyim, sahnede az solist. Ajda Pekkan evlat sahibi olamadım, çok pişmanım dedi ya. Ben onu dinledim, evlat sahibiyim. Şimdi meslektaşlarım üzülecek ama yeni gelmedim, geri geldim dedi. Evet. Şimdi önce bu açıklamasından bahsedelim. Doğru söylüyor. Yeni gelmedi. Gerçekten geri geldi. Ben Petek Dinçöz'ü çok iyi anlayabiliyorum. Mesleğine ara vermek çok bambaşka bir ruh hali. Ben de evlat sahibi olduğum süreçte 2 yıl mesleğime ara vermek zorunda kalmıştım. 6 ay ara vereceğim diye çıktım yola. Pandemi girdi devreye. 2 sene mesleğime ara vermek zorunda kaldım o süreçte. Bebeği korumak adına yani pandemide çalışmadım kendi tercihimle. Ama mesleğinden ayrı kalmanın ne kadar zor bir şey olduğunu biliyorum. O çok zor
bir durum. Hakikaten mesleğini yapamama hali. Sonrasında geri döndüğünde kabul ettirme süreci de çok zor. Maalesef, yani sonuç evet. itibariyle sen geri geldin. Zaten sıfırdan var olmadın yani. Bunu kabul ettirmek de çok zor yani. Bir işte çocuk yaptım geldim ya diyorsun. Ama bunu insanlara evet. Algılatabilmek de birazcık zor olabiliyor. Petek Dinçöz'ü bu anlamda çok iyi anlıyorum. O çok iyi bir anne, bunu da biliyorum. Gerçekten söylediği gibi sahnede az solist, evde bir anne. Allah evladını ona bağışlasın. Çok da doğru bir şey yapmış. Herkesin yaşamdaki süreci gerçekten farklı. Kimisi önce kariyerini bir noktaya getirir, sonra evlat sahibi olur. Kimisi de bazen önce evlat sahibi olup sonra kariyerine odaklanır. Herkesin gidişatı başka. Petek Dinçöz bir ara verdi ama şimdiden sonra artık çocuğunu da yaptı. Kendi de söylediği çocuk gibi. Çocuk da yaparım kariyerde. Artık onu hiç kimse durduramaz diye düşünüyorum. Ve tabii takılarıyla tabii evet, göz doldurdu. Sen anlat bize takılarını da. $150,000 demiştin zaten başta evet. söylerken. 4,5 milyon liraya karşılık geliyor takıları. Kendisi de konser esnasında şöyle bir açıklama yapıyor. Konser alanında elektrikler kesilirse, beni kaçırırlarsa artık nerede bulursunuz beni bilemiyorum. Değeri $150,000. İlk defa böyle pahalı mücevherat taşıyorum dedi. Bu açıklaması beni şaşırttı açıkçası. Hani neden fiyatını söyleme gereksinimi duydu bilemiyorum ama oldukça kıymetliydi takıları. Onun dışında Kıbrıs'ta güzellik yarışmasını kazanmıştı. Petek Dinçöz 1997 yılında basın güzeli seçilmişti ve orada sahne almaktan ne kadar keyif aldığını her seferinde belirttiği gibi bir kez daha belirtti. Beni daha çok etkileyen kısmına geçmek istiyorum. Kıyafeti yine sevgili dostumuz Tolga Çam'ın imzasını taşıyordu. Kendisi de zaten Tolga da profilinde Biblom diye paylaştı Petek Dinçöz'ü ve bu kıyafeti. Cidden de Biblo gibi görünüyor. Tam üstüne oturmuş kıyafet. Harika görünüyordu gerçekten. Evet, çok güzel. Çok hoştu. Güzel. Çok da güzel taşımış. Gerçekten arkada bir tasarım. Evet. Peki evet. şimdi ara zamanımız geldi. Yıldız Tilbe'ye gideceğiz. Sırada Yıldız Tilbe haberimiz var. Şahane bir konsere imza attı Yıldız Tilbe. Ben özellikle stiline bayıldım. Sizlerle sahne görüntülerini paylaşacağız ama önce Yıldız Tilbe'den bir şarkıyla araya gidelim. Döndüğümüzde ise sahnesine gidelim. Aşkımı kafasına göre